Herkese merhaba. Çekim yasası günlüğü, günlük tutmalarım ve planlamalarımın merkezi minik ofisime hoş geldiniz. Bugün size manifest defteri yani günlüğü nasıl tutulur ve istediklerimizi kendimize çekebilmenin, hayallerimizi gerçekleştirmenin bu defterle nasıl mümkün olacağını anlatacağım. Bunlar benim 3 farklı günlük ya da diğer deyişle defterim diyebilirim. Bu tarz kişisel gelişim aktivitelerim için kullandığım defterler ve sizlere bugün asıl olarak manifest defterinden bahsedeceğim. Ancak şu an elimde bulunan diğer defterler mindfulness'ı anlatan bir kitapçık. Biraz sonra zaten işleyeceğimiz manifest defterim. 5 minute journal yani 5 dakikalık günlük. Bununla ilgili bir video kanalda zaten var. İzlemek isteyenler için hemen sağ köşeye onu bırakıyor olacağım. Ve son olarak productivity günlüğüm yani verimlilik günlüğüm. Bununla ilgili de yeni bir video kanalıma gelecek. Evet, gördüğünüz gibi bugün de bahsedeceğim manifest defterim tamamen evimde bulunan boş, içi bembeyaz, pembe bir defter. Ben bunun dışında yazan yazı yüzünden seçmiştim aslında. You can yani yapabilirsin yazıyor. Sizi de motive edebileceğini düşündüğünüz ya da hoşunuza giden, içinizi açan herhangi bir boş defter olur. Bugün yanımda ayrıca post-itler var. Farklı çeşitlerde. Birkaç sticker eğer kullanmak istersem diye. Ve farklı renklerde kalemler ve bant var. Aslında bunları elimde olması demek her zaman bu defteri bu kadar süslü ya da yaratıcı olarak dolduruyorum anlamına gelmiyor. Bazı günler içimden gelmediğine gayet düz bir şekilde yazıyorum. O yüzden lütfen kendinize her gün bu şekilde bu kadar güzel yapmak konusunda baskılı hissetmeyin. O zaman başlayalım. Aslında manifest defterimin ilk bölümünde ben genelde Law of Attraction sayfası yapıyorum. Yani çekim yasası. Bizim kanalımızdan da çok iyi bildiğinize göre. Mutlaka tarihi yazmaya çok dikkat ediyorum. Çünkü gelecekte dönüp baktığımda hangi gün, hangi tarihte neler istemişim. Bunun açısından bence tarih yazmak çok 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 önemli. Ben ilk kısım için post-itler tercih edeceğim. Birazcık renklendirmek istiyorum çünkü sayfayı. İlk başta yazacaklarımız da gerçekten önemli şeyler olacak. O yüzden ne kadar ilgi çekici, ne kadar iç açıcı olursa bence o kadar iyi. Aslında bu kısımda yapacağım şey gratitude yani şükrettiklerimi yazmak. Bu daha önceki videolarımdan da aslında çok tanıdık gelecektir size. Bu kısımda gerçekten aklıma gelen en küçük detay bile olabilir. Tamamen şükrettiklerimi yazıyorum. Aslında tabii ki bu defter çok özel ve yani kişiye özel bir şey olduğu için çok kişisel şeyler yazabiliyorum. O yüzden bugün bu videoda daha genel geçer şeyler yazacağım. Hem de size örnek olmak açısından. Şimdi size ilham olması açısından yazdıklarımı da bir yandan okuyacağım. Sonunda defteri gösteriyor olacağım. Eğer unutmamak isterseniz ya da not alamazsanız her zaman screenshot'ını da alabilirsiniz. Sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Yepyeni fırsatlarla dolu bir gün için şükrediyorum. Sağlıklı uyandığım için şükrediyorum. Bugün çok güzel geçeceği ve güzel haberler alacağım için şükrediyorum. Evet, ikinci kısım ise farklı bir şey yazıyor olacağız. O yüzden biraz daha ters renkte bir post-it yapıştırmayı tercih ettim. Çünkü bu sefer burada release kısmı yapacağız. Yani bırakmak istediklerim. Aslında bırakmak istediklerim kısmı çok önemli. Çünkü gerçekten ne kadar çok düşünürsek, ne kadar çok şeyi kafamızda aslında bizi meşgul etmese izin verirsek o kadar bizim peşimizi bırakmazlar. O yüzden bence kağıda bırakmak istediklerimizi dökmek çok güzel bir yöntem. Burada da o gün çok düşündüğüm ya da
bu ara çok kafamı kurcalayan şeyleri yazıp bırakmayı seçiyorum. İçimde tuttuğum stresi bırakıyorum. Başkalarının verdiği negatif enerjileri bırakıyorum. Korkularımı bırakıyorum. Şüphelerimi, fazla ve gereksiz zaman harcadığım tüm düşüncelerimi bırakıyorum. Şimdi ise manifestation, yani manifest etme kısmına geldik. Bunu belki 5 Minute Journal'dan hatırlayanlar olur. Sanki öyleymiş ve ben onun için şükrediyormuşum şeklinde yazabilirim. Genel olarak gerçek olmuş gibi yazabilirim. Ya da yapmak istediğim bir şeyi yapıyor olduğumu yazabilirim. Dediğim gibi normalde bu yine özel bir kısım olduğu için şimdi sizin için daha genel şeyler, ilham olabilecek şeyler tercih edeceğim ve cümlelerin nasıl kurulduğunu da görmenizi istiyorum açıkçası. Sağlıklı, besleyici yiyecekler yiyorum ve vücudum buna minnettar. Olumlu tutumum, kendime güvenim ve çalışmam yeni fırsatların kapısını açıyor. Her zaman, her şey için zamanım var. Değersiz hissetmeyi bırakıyorum. Değerimi yeniden keşfediyorum. Parayı ve refahı magnet gibi çekiyorum. Yazdıklarımı bitirdikten sonra ise sayfanın sonuna mühürleme dediğim bir şey yapıyorum. Sevgili evren, sana güveniyorum, inanıyorum, seni seviyorum. Ve öyle de oldu. Sevgiler Ceylin. Bu benim cümlem ama siz kendi cümlenizi ve evrene söylemek istediğiniz, mühürlemek istediğiniz cümlenizi yazabilirsiniz. Şimdi ise başka bir yönteme geçiyoruz. Bu yöntem ise scripting dediğimiz, yani aslında senaryolaştırma yöntemi. Bu da çekim yasasında çok kullanılan bir yöntem. O yüzden eğer aşina değilseniz bunu da denemenizi kesinlikle öneriyorum. Bu hayatınızın olmasını istediği halini anlattığınız bir hikaye yazımı aslında. Yani hayatınızda bunlar olmuş gibi bu hayatı betimlediğiniz, nasıl hissettiğinizi, hatta ne giydiğinizi bile her en küçük detayıyla anlattığınız bir hikaye olmalı. Bugün size örnek olması için şu anki evimi daha önce manifest ettiğim zamanlarda düşündüklerimi şöyle karışık bir şekilde kağıda dökeceğim ki size en azından bir örnek olsun. Sevgili ben, bu apartmanda yaşamak hayatımın en güzel kısımlarından biri. Küçük olsa bile çok geniş ve bana ait, istediğim gibi tasarladığım için her gün içinde çok mutluyum. Çok temiz ama bir o kadar da eğlenceli, tatlı bir balkonum, hatta minik bir ofis köşem bile var. Bundan sonra yapacağım ise weekly recap dediğim, yani haftalık takip sayfam. Bunu aylık takip olarak da yapabilirsiniz, haftalık da yapabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman zorlamamanızı öneririm. Gerçekten içinizden gelen hafta sonlarında, İçinizden gelen ay sonlarında yapabilirsiniz. Sadece bunun için de ben kendime iki tane soru soruyorum. Bir tanesi bu hafta ya da ay bana ne enerji verdi? Diğeri ise bu hafta ya da ay enerjimi ne çekti? Mesela örnek olarak bana enerji verenler arkadaşımla kahve içmek, haftamı planlamak ve Christmas geliyor olduğu için Christmas konulu filmler izlemek. Ancak enerjimi çekenler ise geç uyumak, geç uyanmak ve düzgün öğün yememek oldu. Sayfanın sonuna ise 4 tane küçük başlık yazıyorum. Tema yani o ay ya da o hafta genel olarak sizi betimleyen bir cümle. Mesela benimki geleceği hesaplayarak yaşamak. İkincisi ise bırakmak istediğim alışkanlıklar. Benim geç kaldığımı düşünmek. Bu bırakmak istediğim düşünce. Gurur duyduğum alışkanlıklar, sağlığıma zaman ayırmak ve sonuna ise diğer hafta ya da diğer ay için en öncelikli amaçlarım
benim için erken kalkmak ve yürüyüş yapmak, yürüyüşü hayatıma sokmak. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Yaptığınız günlüklerden yorumlarda mutlaka bana bahsetmeyi, neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi söylemeyi lütfen unutmayın. Daha önceki günlük videomdan sonra çok soru gelmişti. Ben de gerçekten evde oturup kendiniz yapabileceğiniz bir günlüğü size bu şekilde anlatmak istedim. Daha fazla çekim yasası, manifest, İngilizce öğrenmek, Amerika'da yaşam ve çok daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.